Haftanın raporu programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 29 Eylül 2012 yeni bir haftanın raporuyla daha karşınızdayım. 24 Eylül haftasında neler olup bitti bu programda hep beraber bakalım. İran biliyorsunuz internette özgürlük konusunda dünyanın en arka sıralarında gelen ülkelerinden bir tanesi. Ülke çeşitli defalar, çeşitli internet yasaklarıyla, internet sitesi yasaklamalarıyla dikkate geliyor, gündeme geliyor. Son haber İran'ın kendi internet sistemini kuracağı şeklindeydi. Şu anda devlet kuruluşlarında kullanılmakta olan ulusal internet ağının Mart 2013 itibariyle tüm vatandaşların kullanımına sunulması bekleniyor. Yani bu tarihten sonra İran'daki sıradan İran vatandaşları internete sadece devletin izin verdiği ölçüde girebilecek. Biliyorsunuz İran'da Google, Gmail gibi servislere, sitelere erişim engelleniyor. Bu arada Müslümanlar arasında büyük bir tepki ve infiale neden olan Müslümanların Masumiyeti filmini kaldırmayan YouTube nedeniyle YouTube'a da erişim bu ülkede engellenmekte. Facebook'ta geçmişte özellikle muhaliflerin toplanma noktası olması sebebiyle İran'da sıklıkla yasaklanan bir site. Ulusal internet ağının faaliyete geçmesiyle birlikte Google, YouTube, Facebook gibi sitelere erişim büyük ihtimalle engellenmiş olacaktır. Sadece İran devletinin izin verdiği internet sitelerine giriş mümkün olacaktır. Böyle gözüküyor. Bu arada İranlılar VPN servislerine sıklıkla başvuruyor. Bu ulusal internet ağının gelmesinden sonra bu VPN servisine internete giriş nasıl olacak? Böyle bir şey gerçekleştirebilecek mi? Bunu da zamanla göreceğiz. Oradan gelen haberler neticesinde. Bu arada Müslümanların Masumiyeti filmine erişim engellemesi dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılmakta. Az önce belirttiğimiz gibi İran'da da erişim engellemesi yapılıyor, Rusya'da yapılıyor. Türkiye'de de bu filme erişimin engellenmesi kararı çıkmış durumda. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme ait sosyal paylaşım sitelerine yer alan görüntülere erişim engellemesi için mahkeme kararının çıktığını söyledi. Bu kararın ardından bu filme olan erişimlerin engellenmesi planlanıyor. Aslında bu erişim engellemesi neticesinde YouTube'a erişimin tekrar engellenip engellenmeyeceği sorusu sorulmuştu. Ancak şu ana kadar öyle bir haber çıkmadı. Toptan bir erişim engellemesi söz konusu değil. YouTube'da veya başka paylaşım sitelerinde bulunan filme ait sayfaların, bağlantıların tek tek belirlenip bunların kaldırılması yoluna gideceği söyleniyor. Türkiye'de de durumun bu şekilde olduğunu belirtelim. BlackBerry 10 işletim sistemine sahip olan cihazların 2013'ün başıyla birlikte piyasaya çıkması bekleniyor. RIM'in biri tam dokunmatik ekranlı, birisi de fiziksel klavyeli olmak üzere iki BlackBerry 10 cihazını piyasaya sürmesi bekleniyor 2013'ün başında. BlackBerry 10 işletim sistemiyle birlikte nelerin geleceğine dair bazı detaylar verildi bu hafta içerisinde. Salı günü Amerika'da başlayan BlackBerry Jam Amerika etkinliğinde işletim sistemine ait yeni detaylar tanıtıldı. Buna göre BlackBerry 10 işletim sisteminde Flow ve Peak adı verilen iki yeni özellik gelecek. Bu özellikler sayesinde kullanıcıların BlackBerry 10 kullanıcı arayüzünde gezinmesi, navigasyonu çok daha kolay olacak. BlackBerry App'da cihazla ilgili bütün sosyal paylaşım bilgilerinin bunun yanı sıra uygulamaların toplandığı bir alan olarak dikkat çekiyor. Etkinlikler, takvim, BBM gibi uygulamalarda da bir takım güncellemeler söz konusu. Yazı tahmin sistemli bir klavyeyle BlackBerry 10 kullanıcıları daha kolay, daha hızlı süreliğe yazı yazacak. Bunun yanı sıra BlackBerry Balance adı verilen bir hizmette BlackBerry 10 devirde sunulacak. Bu arada BlackBerry App World, BlackBerry uygulamalarının indirildiği bir alan. BlackBerry 10 ile birlikte artık sadece uygulamalar değil, televizyon içerikleri, film ve müzikler de bu platform üzerinden indirilebilecek. 10 Ekim itibariyle BlackBerry App World'de uygulama kaydı başlatılacak. Bu arada Facebook, Twitter, LinkedIn ve Foursquare gibi dört büyük sosyal ağda uygulamalarıyla, kendi uygulamalarıyla BlackBerry 10 işletim sisteminde yer alacak. 2013'ün başında çıkacak BlackBerry 10 cihazlarında bu sosyal ağlara erişimde sağlanıyor olacak. Bu arada RIM geçtiğimiz hafta sonunda gelirken, bu hafta sonunda gelirken finans raporunda açıkladı. 2013 mali yılının ikinci çeyrek rakamlarına göre RIM geçtiğimiz çeyrekte 2.9 milyar Amerikan doları gelir elde etti ve bu gelirden de 235 milyon dolar bir zarar açıklandı. İyi taraf zararın bir önceki çeyreğe göre biraz daha azalmış olması, RIM'in tablosunun geçtiğimiz çeyreğe göre biraz daha iyi çıkması herhalde şirketlerde moralleri yükseltmiştir biraz olsun. Bu arada BlackBerry 10'a büyük bir umut bağladığını Kanadalı şirketin de belirtmeden geçmeyelim. Apple'ın akıllı telefon iPhone 5 21 Eylül tarihinde başta Amerika olmak üzere dünyanın önde gelen pazarlarında piyasaya çıkmıştı. iPhone 5 ilk 3 gününde 5 milyonluk satış rakamını geride bıraktı.
iPhone 4 ise bu zaman aralığında piyasaya çıktıktan sonraki ilk 3 gün içerisinde 4 milyon satış yapmıştı. Böylelikle iPhone 5, iPhone 4 S'in elinde bulunan rekoru da egal etmiş, hatta geçmiş oldu. Geçen yıllarda olduğu gibi iPhone 5 bu yılda Türkiye'de piyasaya çıktı. Ancak bu piyasaya çıkış paralel ithalat yoluyla gerçekleşiyor. Yani iPhone 5 biraz daha yüksek fiyattan Türkiye piyasasına giriş yapıp Türkiye'deki alıcılarla buluşmuş oluyor. Ancak iPhone 5'in resmi yollarla, mobil operatör yollarıyla biraz daha sonra piyasaya girmesi bekleniyor. Aralık ayına kadar resmen gelmiş olması bekleniyor. Bu arada iPhone 5 dün itibariyle 28 ülkede daha piyasaya çıktı. Bu 28 ülkenin çoğunu Avrupa Birliği'nin üyesi ülkeler oluşturulmakta. İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerde 21 Eylül tarihinde piyasaya çıkmıştı. Avrupa Birliği'nin geri kalan ülkelerinin çoğunda da iPhone 5 dün itibariyle piyasaya çıktı. Bu arada biz de iPhone 5'i detaylı bir şekilde inceledik. Geçtiğimiz Perşembe günü yayınladığımız incelemede iPhone 5 ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz. Şu anda ana sayfamıza baktığınızda iPhone 5 incelemesini mutlaka göreceksiniz. iPhone 5'in tasarımı, donanımı, yazılımı, performansı nasıl, kamera performansı nasıl ki özellikle örnek olarak sunduğumuz, yayınladığımız videoya dikkatinizi çekiyorum, onunla bakmalısınız. Bu gibi detayları iPhone 5 incelememizde bulabilirsiniz. Bu incelemeyi de mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bu arada Apple iPhone 5'in ilk 3 gün rakamlarını açıklarken aynı zamanda iOS 6 ile ilgili bilgileri de verdi. Buna göre iOS 6'yı kısa bir süre içerisinde 100 milyondan fazla kişi indirdi. Tahmin ediyoruz ki bu indirme rakamı biz bu videoya hazırladığımızda çok da artmıştır. iOS 6 ile birlikte 200'den fazla yenilik kullanıcılara sunulmakta. Bu arada iOS 6 ile ilgili merak ettiğiniz yenilikleri yine yapmış olduğumuz detaylı iOS 6 incelemesinde bulabilirsiniz. iOS 6 ile birlikte Apple yepyeni bir harita uygulaması sunmuştu bildiğiniz gibi. Bu harita uygulaması çoğu kimseyi memnun etmedi. Herkes eski Google haritaları arar olmuştu. Tim Cook, Apple'ın CEO'su dün bir mektup yayınladı Apple kullanıcılarına hitaben ve harita uygulamasının yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle kullanıcılardan özür diledi. Tim Cook, özür mesajıyla birlikte Apple haritaları sürekli geliştirmeye devam edeceklerini, var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti. Bunun yanı sıra kendileri bir taraftan harita uygulamasını geliştirirken bir taraftan da kullanıcıların App Store'da yer alan alternatif, üçüncü taraf harita uygulamalarına başvurabileceklerini dile getirdi. Tim Cook'un açıklamasıyla birlikte App Store'a girenler karşılarında özellikle öne çıkanlar sekmesi altında bir harita etiketinin olduğunu gördüler. Bu harita etiketine dokunduklarında ise karşılarına çeşitli harita uygulamaları çıkmakta. Türkiye App Store mağazasında da böyle özel bir bölüm var ve bu özel bölüm altında Türkiye'ye özel olarak sunulmuş harita uygulamaları yer almakta. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün uygulaması, Yandex Haritalar, Aygo, Primo, Turkey uygulaması, Navtürk'ün uygulaması gibi ücretli ve ücretsiz navigasyon uygulamaları bu özel bölüm altında kullanıcılara sunulmakta. Bunun yanı sıra dileyen kullanıcılar Google Haritalar veya Nokia Haritalar gibi servisleri de Safari internet tarayıcısı üzerinden ziyaret edebilir ve bu navigasyon uygulamalarından yararlanabilir. Geldik 24 Eylül haftasında öne çıkan olayları aktardığımız haftanın raporu programının sonuna. Gelecek hafta yepyeni bir haftanın raporu programıyla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.